Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, Kahramanmaraş temasları kapsamında Pazarcık ilçesini ziyaret etti. Nasılsınız? Rahatınız. Sayın Bakanımız bize şeref verdi. İlk olarak AK Parti Pazarcık ilçe teşkilatını ziyaret eden Bakan Girişçi, yaşanan büyük felaketin ardından kendilerine düşenin depremin yaralarını sarmak olduğunu belirtti. Yapmamız gereken şey, ki ilk günden itibaren bu hayata geçirildi, depremin yaralarını sarmak, süratle hayatı normalleştirmek ve çarkın dönmesini sağlamak. Bu ülkenin üretmesi, bu ülkenin yaşatması, bu ülkenin bir şekilde insanlarımıza değişik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. Gidenleri getiremeyiz ama yaraları en iyi şekilde sararız Allah'ın izniyle. Ülke olarak bu konuda son derece güçlüyüz. Güçlü olduğumuzu da herkes görüyor. Herkes bizim bu işi nasıl üstesinden geldiğimizi konuşuyor. Çünkü kurumsal olarak bizim çok güçlü kurumlarımız var. Çok güçlü insan kaynaklarımız var. Çok güçlü makine parklarımız var. Bu depremde bunların ne kadar önemli olduğunu gördük. Ya bu memleket 3 tane ambulansı bir arada göremezken bugün hava araçlarımız var artık. Ambulans uçaklarımız, helikopterlerimiz var. Sahada çalışan iş makinalarını gördünüz. Devlet Su İşlerimizin, Orman Genel Müdürlüğümüzün, sırf bizim kendi bakanlığımızın 11 binin üzerinde aracı vardı. Bunun 5 binini bilfiil sahada, buralarda tuttuk. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını, insani ihtiyaçlarını, beslenmedir, barınmadır, giyinmedir, hijyendir, yaşlısı demedik, çocuğu demedik, genci demedik, ihtiyarı demedik. Herkesin ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti ve çabası içerisinde oldu. Yaralar sarıldı, sarılıyor. Önce çadırlar, sonra konteyner kentler, şimdi de artık kalıcı konutları konuşur hale geldik. Kahramanmaraş'ın örneğin 72.500 civarında kent merkezlerinde kalıcı konutları, kırsalda da 30.180 adet köy evlerimiz yapılacak. Ve bunlarla ilgili de farklı lokasyonlarda temel atma törenleri gerçekleştirildi. Tüm 11 ildeki bu depremin faturası 105 milyar dolar ve bu 105 milyar dolar bir ön tespit. Bu da 2 trilyon liranın üzerinde. Az bir para değil. Ama güçlü ülkeler bunun üstesinden gelirler. Şu ana kadar hiçbir şeyin eksikliğini çok şükür çekmedik. Temel atma törenlerimiz hızla ilerliyor. 848 TOKİ konut ihalesi devam ediyor. Evet. Bunlar peyderpey yapılacak arkadaşlar. Ama benim sizlerden istirhamım şu. Bu ülkeye hepimiz güveneceğiz. Bu devlete güveneceğiz. Bu büyük devletin gerisinde dimdik duran güçlü bir millet var. Bu millet ne zorlukları ne badireleri atlattı. Bunların hepsini yaşadık. Kahramanmaraş olarak yaşadık. Türkiye olarak yaşadık. Şimdi istiyoruz ki bunu bir fırsata dönüştürelim. Pazarcığımızı ayağa kaldıralım. Pazarcık'la beraber Kahramanmaraş'ımızın diğer ilçelerini, beldelerini her yere ayağa kaldıralım. Ve eksik ve noksanlarımızı bu sefer telafi etmiş olarak ayağa kaldıralım. Bu çok büyük bir fırsat. Yani pahalı bir maliyet, gerçekten ağır ama bu bizim için bir fırsat. Bu fırsatı inşallah ıskalamayacağız. O güçlü Kahramanmaraş'ı bütün ilçelerimizle birlikte inşallah inşa edeceğiz. Bakan Girişçi daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle ilçe esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. İnşallah doğru zamanda doğru adama Türkiye yüzyılı için oy vereceğiz, değil mi?